Herkese merhabalar, ben Hafize. Kanalıma ve videoya hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte 2019'un tam 9 tane favorisinden bahsedeceğiz. Bu diğer favoriler videomdan hepsinden birer tane almaya çalıştığım bir karma video olacak. Yani daha önce favoriler videolarımı izlediyseniz büyük olasılıkla bu ürünleri görmüş olabilirsiniz. Ama görmediyseniz hangi ürün hangi favoriler videosundaydı ya da hangi favorileri sevdim bu yıl merak ediyorsanız hepsinin linkini aşağıya bırakıyorum. Şimdiden haberiniz olsun diyorum. Hızlıca başlamak istiyorum çünkü 9 üründe uzun uzun bahsetmek en büyük hobim. Elime ilk gelen ısı bantları. Bu ısı bantları benim hayat kurtarıcım. Vize dönemleri, final dönemleri, temizliklerden sonra, büyük işlerden sonra ya da çok spor, ağır antrenmanlar yaptıktan sonra kendisi resmen hayatımı kurtarıyor. Bel ağrısı için olanı, yani sırt bölgesi için geçerli olanı. Bunun tonlarca çeşidi var. Gerçekten tonlarca. İşte parmak ağrısı, kol ağrısı, bacak ağrısı, kas ağrısı, o ağrısı, bu ağrısı, soğuğu bile var yani o derece. O yüzden bence bunlara bakabilirsiniz eğer kas ağrısı çekiyorsanız. 8 saate kadar varan bir etkisi var. Bu gerçekten beni en zor zamanlarda böyle nefes almamı sağlayabilecek ürünlerden, daha doğrusu nefes almamı sağlayan ürünlerden biriydi. Kendilerini çok seviyorum ve bu yılın gerçekten ama gerçekten hayat kurtarıcısı ilan ediyorum. Gelelim bir diğer ürüne. Aslında bu ürün bir favoriler mi tam olarak sayılmaz ama bu ürün aldığım günden beri gözümden çıkartmadığım bir ürün. Tabii ki bunun ne olduğunu bence hepiniz anladınız. Güneş gözlüğü. Bunu bir favoriler videomda bahsetmiştim fakat yine bahsetmekte fayda var diye düşünüyorum. Bu yılın favorisi kendileri. Çünkü gerçekten güneş gözlüklerini çok seviyorum. Ve bu gözlüğü çok uzun süredir almak istiyordum. En sonunda aldığım için çok mutluyum. Severek kullanıyorum ve böyle garip bir şekilde kendime en yakıştırdığım tip gözlükler. Zaten yuvarlak tipli gözlükler ama böyle tam yuvarlak da değil, bu ovalliği seviyorum. O yüzden Ray-Ban'ın bu gözlüklerini çok seviyordum ve bu yıl aldım. Ekstra mutluyum konuyla ilgili. Bu yılın favorisine girer mi? Kullandığım ürün sayılır mı bilmiyorum ama benim için net bir favorilerdi. Kendisini çok seviyorum. Bu yılın best ürünü kabul ediyorum ben. Havalar soğudu fakat ben hala çiçeksi kokuları seviyorum. Daha doğrusu ben fresh kokuları seviyorum. Ve favoriler videolarımdan bir tanesi de bir parfümden bahsetmiştim. Zara'nın bir daha bu parfüm üretmesini diliyorum. Fakat maalesef ki üretmiyorlar. Bu parfüm. Adını aşağıya yazdım. O kadar az kaldı ki. Yani kullanmaya kıyamıyorum. Gerçekten o videomun üstünden kaç video geçti. Ben neredeyse bir fıstan fazla sıkamıyorum. Çok özel gün geçirdim. Ama bu parfümü bitirip de bir daha aynısını bulamayacağım korkusuyla kullanamıyorum. Çok üzülüyorum bu konuya. Kendisi gerçekten benim çok ama çok sevdiğim kokulardan biri. İçerisinde tüm meyveleri, tüm çiçeksileri, tüm her şeyi alıyorsunuz. Fresh ama böyle hafif şekerli bir kokusu var. Yani herkeste bulunmayan, rastlanmayan ama mükemmel bir koku olarak tarif ediyorum. Bir gün Zara tekrardan bu parfüm çıkarırsa stok alacağım. Gerçekten stoklayacağım. Ya da buna çok benzer kokular arıyorum. Eğer sizin bildiğiniz varsa aşağıya yazarsanız çok mutlu olurum. Bunu favoriler videosunda daha detaylı anlatmıştım. İşte üst notasını, alt notasını şu an hatırlamıyorum. O yüzden o videoya da baktıktan sonra eğer aklınıza gelirse lütfen bana yazın. Çünkü gerçekten böyle bir parfüm arıyorum. Bence biz kadınların en sevdiği şeylerden biri kendimizi en şık hissetmediğimiz anda bile rujumuzu sürüp dışarı çıkıyoruz. Ve bizi en şık hissettirecek şey bu bütün zamanlarımın favorisi. Pastel'in Daylong serisinden 36 numara. Şu an dudağımda da var. Bu bir kırmızı. Fakat şöyle bir kırmızı. Tek kat sürdüğünüzde açık bir kırmızı. İki kat sürdüğünüzde bordo. Üç kat sürdüğünüzde kopkoyu bir bordo elde ediyorsunuz. Yani tek bir rujla 3 tane kırmızı ton elde edebiliyorsunuz. Öpelim ve başımıza koyalım diyorum. Kendisi gerçekten dünyanın en güzeli. Bunu aldığım zaman ya ben bunu nerede kullanacağım ki falan diyordum ama iyi ki almışım. İyi ki almışım. Dolabıma eklediğim en güzel şeylerden biri diyebilirim. Dolabıma değil ya, makyaj koleksiyonuma. Gelelim bir diğer ürünümüze. Bu çok daha yeni keşfettiğim ve
çok almak istediğim fakat fiyatının artık baya baya uçtuğu bir şampuan. Urban Care'ın bu Pink Grapefruit ve Ginger'lı olan şampuanı. Dünyanın en güzel şampuanı falan herhalde, yorumlarını hak eden tek şampuanına diyebilirim yani. İnce, zayıf ve hacimsiz saçlar için. Ya bu benim bildiğiniz tamamen benim saçım. Gerçekten ince, zayıf, hacimsiz, bir de yağlı. Yani daha nasıl beter bir dörtleme olabilirdi inanın hiçbir fikrim yok. Dolgunlaştırıcı bakım güçlü ve parlak, ağırlaştırmayan formül. Paraben ve silikon içermiyor. Bunun şu anki indirimsiz fiyatı 40 lira. İndirimli halde 24 lira. Yani ve o kadar az milimli ki, 250 milimli. Ben bunu gerçekten çok kısa sürede kullanıyorum. Bunun en büyük nedenlerinden biri sporda da kullanıyorum. Normal hayatımda da kullanıyorum derken hızlı bir şekilde tükeniyor. O yüzden böyle senede bir, belki işte senede 2-3 defa falan alabileceğim ürünlerden biri. Şu an bunun muadilini ya da buna çok benzerini arıyorum. Yeni bir şeyler deniyorum. Denedikçe size de söyleyeceğim ama bu 2019'un en büyük favorilerindendi. Keşfettiğim için aşırı mutluyum ve dediğim gibi 2020'de de elimde göreceksiniz muhakkak. Fakat çok sık göremeyeceksiniz fiyatından ötürü. Gelelim bu yılın en büyük sorunlarından birine benim açımdan. Çok bakımsız tırnaklarım vardı. Yani bu sene gerçekten tırnaklarıma bir şey oldu ve sürekli kırıldılar, böyle güçsüzleştiler, böyle nasıl anlatayım, ayrıldılar, uzamadılar derken tırnaklarım için bir çözüm aramaya başladım. Çünkü ben protez tırnak ya da kalıcı oje yaptırıp da böyle düzenli olarak onu yaptırmaya devam edebilecek biri değilim. Kendim böyle her kıyafetime göre oje sürmeyi seviyorum. Bu benim için bir zevk. Belki ilerleyen zamanlarda kendime bir kalıcı oje ya da protez tırnak yaptırabilirim ama daha zamanı var. Şimdiden kendi tırnaklarımın daha güçlü ve gür uzamasını sağlamak istiyorum. Daha güçlü olsunlar istiyorum. Bunun için de karşıma tam olarak aradığım bir ürün çıktı. Flormar Max Grota. Nasıl okunuyor bilmiyorum. Bunu normalde şimdi yanda gördüğünüz gibi bir halde satılıyor. 13 mi 15 lira mı öyle bir fiyatı var. Bunu düzenli olarak kullanmanız gerekiyor. Gerçekten düzenli olarak kullanmadığınızda maalesef ki bir noktadan sonra etkisi gidiyor. Ve kullanmayı bıraktığınızda da etkisi gidiyor. O yüzden hani evet ben bunu alır ve sürekli kullanırım diyorsanız kullanın. Ben mesela muhakkak hafta sonu yani cuma başlangıcında eğer işim yoksa ojelerimi siliyorum. Vazelinle güzelce tırnaklarımı besliyorum. Sonrasında bunu sürüyorum. Ertesi günde yine siliyorum ve tekrar üstüne sürüyorum. Hani iyice besleyebilmek için. Sonra zaten hafta içi haftanın 5 günü farklı oje kullanıyorum. O yüzden bu yararlı oluyor. Dediğim gibi ben bu ürünü çok sevdim. 2019'da keşfettiğim ve aldığım en iyi üründü ihtiyaca yönelik. Bayılıyorum. 2020'de de sürekli alacağım. Artık zaten bitmek üzere gördüğünüz üzere. Artık bitiyor. Çok az kaldı. İyice bittikten sonra bir tane daha alacağım. Bunlar indirime genelde girmiyor. Ama girdiğinde lütfen kendinize stok yapın. Çok ciddi konuşuyorum. Beğeneceksiniz. Gelelim bir diğer ürünümüze. Bu da 2019'da herhalde zorunluluktan keşfettiğim şeylerden biri. Ama iyi ki keşfetmişim diyorum. Ben suya dayanıklı bir rimel kullanmaya başladım ve suya dayanıklı rimeli çıkaracak bir makyaj temizleyicimin olmadığını keşfettim. Ve yani benim maskaram Maybelline La Sensation. Bu arada onun incelemesini de çekmiştim. Aşağıya onu da linkini bıraktım. La Sensation'ı gerçekten çıkarabilecek çok nadir ürünler var. Gerçekten zor çıkan bir maskara ama bu yine de her şeye rağmen çok güzel çıkarıyor. O da Garnier'in göz makyaj temizleyici Expert Çift Etkisi. Eğer suya dayanıklı ürünler kullanıyorsanız bu sizin işinizi görecektir göz bakımından. Bu yağlı his bırakmıyor kesinlikle ama şunu tekrar belirtmem gerekiyor. Çok sürdüğünüzde yağlı his bırakıyor, az sürdüğünüzde de temizlemiyor. Tam bir oranı var. O oranı sürdüğünüzde çok güzel bir şekilde böyle ovalayıp çıkarıyorsunuz diye. Ayrıca bunun en önemli özelliklerinden biri kirpikleri güzelleştirici bakım diyor. Ben buna inanıyorum ve benim kirpiklerimde etkisini gördüm. Gerçekten görüyorum. O yüzden de bunu kullanmaya devam ediyorum. Fakat suya dayanıklı rimelim bittikten sonra bunu kullanmaya devam eder miyim?
İşte ondan pek emin değilim. Bunun da nedeni işte bu mineralli suların daha sağlıklı olduğunu ya da daha cildimize zarar vermediğini düşünüyorum. Ama bunun da içerisine bakılıp belki kullanmaya devam ederim. Çünkü kendisinin besleyici formülünü gerçekten sevdim. Bu videonun çekiliş kitabı ne diye soruyorsunuz değil mi içinizden? Çünkü 31 Aralık'a kadar her videomda çekilişler devam ediyor. Bu videonun çekiliş kitabı ise Kusursuz Kimya. Gerçekten ama gerçekten severek okuduğum bir kitaptı. Umarım siz de severek okursunuz. Aşağıda ne yapmanız gerektiği yazıyor. O yüzden haydi aşağıdaki açıklamaya diyorum. Kitabı kazanmak istiyorsanız. Gelelim bir diğer ürünümüze. Bu ürün herhalde benim kanalımda en çok izlenen videolardan biri. Bu ürün L'Oreal'in Sankey'si. En çok izlendi, en çok yorum aldı ve birçok insan tarafından kullanıldı, kullanılmadı, beğenildi, beğenilmedi. Gerçekten çok tartışıldı. Ben gerçekten kullanıyorum. Yani şu an saçlarım çok uzadı. Mesela uçlarında var, bu diplerinde yok. Görebilirsiniz belki aradaki farkı. Biraz saçlarım bugün elektrikli ama olsun yine de. Bu ürünü gerçekten çok seviyorum. Hiçbir şekilde boya kullanmadan doğal bir şekilde açıyor saçınızı. Doğallığı tartışılır, kabul ediyorum. O yüzden bu ürünü çok seviyorum. Boya yapmayı sevmiyorum çünkü saçıma. Şu an için boyaya ihtiyaç duymuyorum ama bir gün boya yaptığımda bütün saçımı griye boyayacağım. Hedefim bu yönde. Neyse, bu ürün gerçekten doğal olmasını isterseniz saçınızın, çok koyulduğundan çok sıkıldıysanız, saçınızda bir ufak değişiklikler yapmak isterseniz çok ama çok sevdiğim bir ürün. Bunun detaylı bir videosu var, o yüzden daha fazla konuşmak istemiyorum. Bunu da açıklamaya koyacağım. Açıklama gerçekten bu sene çok doldu. Bu videoda herhalde hayatımda hiç bırakmadığım kadar link bıraktım. Ama siz anladınız. Gelelim bir diğer ürünümüze. Bu ürün son ürünümüz. Ama bu ürün herhalde hepimizin ama hepimizin favorisidir. Çünkü bu ürünü kullanan herkes bayılıyor. Ya bayılmamak elde değil. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yapmış olamazlar. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Yani böyle bir şeyi inanmıyorum gerçekten. O da Merilu. Merilu aşkımızdan bahsetmeyelim. Ya kendisi gerçekten 100 küsürdü indirimsiz hali. Dünyanın en güzel aydınlatıcısı. Şu an mesela cildimde de o var. Çok doğal, aşırı güzel. Yani cildinize bu kadar oturan, bu kadar mükemmel olan bir aydınlatıcı daha keşfedemedim. Eğer keşfettiyseniz bana aşağıya yazmayı lütfen unutmayın diyorum. Gerçekten Merilu 2019'un favorisiydi. Her senenin favorisi olacak sanırım bu saatten sonra da. Çok güzel. 2019'un favorileri bu şekildeydi. En sevdiğim ürünler bunlardı. Sizin 2019'da en çok neler sevdiğinizi de merak ediyorum. Eğer yazmak isterseniz aşağıya yazarsanız beni çok mutlu edersiniz. Çekilişe katılmayı lütfen unutmayın çünkü size hediye yollamak benim için çok büyük bir zevk. Çok eğleniyorum. Çünkü mutlu oluyorsunuz, çok şaşırıyorsunuz. Böyle bir şey hissedeceğimi bilseydim daha önce yapardım bunu diyorum. Keşke daha önce yapsaydım ama bundan sonra merak etmeyin. Ara ara sizi böyle bir merhaba deyip çıkacağım ekranlara. 2019 benim için bu ürünlerle geçti. Umarım 2020 daha güzel ürünlerle geçer. Şimdilik hoşça kalın diyorum. Sizi çok seviyorum. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma da abone olmayı unutmazsanız sevinirim diyorum. Kocaman öpüldünüz.